Hoca Efendi'niz de bir abi değil mi? Abi ise yıkılas abilik yerine yıkılas hoca Efendilik der misin? Abi değilse abilerden ayıran nedir? Çok güzel bir soru aslında. Yani ben ilk okuduğumda Hoca Efendi'niz dediğini hani bize isaf ettiğini zannetmem. İçeriden birisinin sorduğu bir soru gibi geldi. Ee, çok çok şey ne derler ona? Çok makul güzel bir soru gibi geldi. Yani konuşulması gereken bir mesele özellikle geçen hafta bahsettiğimiz mevzuyla ilgili. Kafa karışıklığını önlemek için şöyle birkaç şey söyleyeyim. Birincisi hiç kimsenin bir tane kimliği yoktur. Herkesin birçok kimliği vardır. Yani işte bir insan yüzde iyi, yüzde kötü değildir. Yani tek kimliği üzerinden eleştirilemez. Mesela bir insan çok iyi bir baba olabilir ama felaket bir patron olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi bir mütevelli olabilir, çok kötü bir işveren olabilir. Çok iyi bir işveren olabilir, çok kötü cimri bir mütevelli olabilir. Çok iyi bir öğrenci olabilir, çok kötü bir abi olabilir. Bu manada Fethullah Gülen'in de işte anlamamız gereken birçok kimliği var. Bir emekli bir vaiz Fethullah Gülen. Yani bu, bu, bunu ısrarla kullanıyorum. Çok önemli bir mesele. Öyle bir kimliği var. 30, 35 sene devlette çalışmış, emekli olmuş bir memur. İki hoca efendi kendi Kendini yetiştirerek dünyadaki en önemli Müslüman alimleri arasına girmiş. Hatta 5 tane 10 tane en önemli İslam alimi saysanız bunlardan birisi aynı zamanda bir ilim adamı bir alim. Üçüncüsü bu adam bir pratisyen yani bir bir hareketin de lideri aynı zamanda. Dördüncüsü hareketin en geniş haliyle tanımı yaparsanız bu hareketin bir de mensubu olma şeyi var. Bunu kendisi de vurguluyor sık sık. Şimdi şimdi nasıl baktığınıza göre değişir. Yani yıkılas abilik meselesindeki abilik müessesesi evet Hoca Efendi'nin öyle bir abilik kimliği de var. Yani hatta işte ortaya çıkardığı ilk 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 yıllarda İzmir'de şurada burada daha çok gördüğümüz kişi veya o zaman Fethullah Gülen'i tanıyanlar şunu biraz bu manada bir abi. Ama işte şu an o kimliği çok zaten kullandığını düşünmüyorum. Ama bir hani inspiration veren, ilham veren, yol gösteren, yön gösteren, tercihte bulunan, işte Mavi Marmara konusunda siz şöyle düşünüyorsunuz, o böyle düşünüyor olabilir. Sonra zamanla ya onun çizgisine geliyorsunuz ya ayrı düşünüyorsunuz neyse böyle böyle bir böyle bir ilim adamı aynı zamanda. Bu manada hani e, fiilen zaten e, cemaati yönetme meselesinde bir değişiklik de var. Nasıl bir şey? Eskiden mesela 1990'lara kadar, 90'lı yılların sonuna kadar cemaati dil Fil mikro ettiğini biliyoruz. Yani en en ufak detayına kadar yönettiğini biliyoruz. Bu manada e, hani hareketinde fiilen yönetici lideriydi. Ama mesela Amerika'ya gittikten bir müddet sonra arada oluşturduğu kadrolarla mesela şey yaptı. Eee e, ne yönetimin büyük ölçüde başkalarına bıraktı. Zaten bu 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 bıraktığı yönetim üzerinden e, bu mekanizmaya dahil ettiği heyet üzerinden, abiler üzerinden bugün bir birçok bir tartışma o oradan oradan gidiyor zaten bir manada. Bunları da mikro etseydi belki hala işte hareketin lideri diyecektik ama şu an daha çok böyle e, genel yönelimi, stratejiyi belirleyen birisi yoksa fiilen yöneten birisi değil onu bıraktı. Belki Komple bırakacak, tamamen demokratik bir hale gelecek veya işte belki tekrar devre alacak. Onu bilemiyoruz. Bununla ilgili hani daha detaylı örnek verebilirim. Hani mesela işte hepimiz bu açıklanan telefon konuşmalarını dinledik, duyduk, dinledik. Mesela orada soruyorlar işte efendim şu konuda ne yapalım? Siz bilirsiniz bu konuda ne yapalım? Şöyle yapmayı düşünüyoruz, istişare ettik. İyi öyle yapın siz bilirsiniz. İşte şunu ne yapalım böyle yapın. Hatta ben sadece bir tane şey hatırlıyorum. Yani siz şöyle dediniz böyle dediniz ama Hü Hüseyin Gülerce işte şöyle şöyle bir şeyler söylüyor. Sizin haberiniz var mı filan. Siz onu bırakın işinize bakın diyor. Hani men menfi manada belki hayır dediği işinize bakın dediği bir tek bu var. Yani demek istediğim o kadar da yani kimin hayır hayır onu öyle yapmayın onu niye öyle yapıyorsunuz böyle yapın filan gibi çok karışan bir şey değil. Bu manada zaten kendisi fiilen belki bu mikro management yöneticilik şeyini bıraktığını gö gözlememek mümkün. Bu manada evet bu yıkıla sabilik meselesi daha önceki vaazlarda zaten gündeme gelen bir mesele. Hani biraz daha bu yönetimin ne diyelim nasıl denir yönetimin getirdiği otoriteyi kullanma, lehine kullanma gibi bir mesele. Onu tabii ki kimse yapmamalı. Hocaefendi de olsa yapmamalı. En büyük, en küçük abi de olsa yapmamalı. Bir küçük bir insan kendi kardeşine de yapmamalı zaten. Hani büyüklüğün getirdiği bir şeyi kullanmamalı. Evet.